keçi çiftliği yapmak zor. Keçiler zor hayvanlar, duygusal hayvanlar, daha farklı bir özenle bakılmaları gerekiyor. O zaman hissettim bana uygun bir iş olduğunu ve bir keçi çiftliği kurmaya karar verdim. Ben döndüm hatalarımdan ders alarak tekrar yeniden gücümü toplayıp bir daha bıraktığım yerden devam ettim. Yoksa pes etmek çok kolaydı tabii. Siz kim olursanız olun, ne kadar sermaye birikiminiz olursa olsun, Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülkede üretmek ve çalışmak zorundayız. Ben Funda Özer Baltalı, 22 Ağustos 1962 doğumluyum. İstanbul Robert Kolej, ardından Hukuk Fakültesini bitirdim. Fakültesini okumak benim idealimdi. O zaman tabii ki hukukla ilgili görüşüm şimdi de aynı. Çok farklı bakış açılarını bir arada kazandıran bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Daha sonra avukatlık stajımı yaptıktan sonra avukatlık ruhsatımı da aldım. Ama sistemin işleyiş biçiminin bana uygun olmadığına karar verdim. Yani ben keçiler var, süt sağdım, peynir yaptım, rafa gitti. Birileri bunu yedi gibi, o hızı seviyorum. Hukukta hayat biraz daha sistem icabı yavaş çalışıyor ve onu beni mutlu etmeyeceğini fark ettim. Tabii öbür taraftan da benim babam doktordu. Bir memur ailesinin çocuğu olarak avukatlıktan bir yere girip para kazanıncaya kadar geçecek olan uzun süreyi de tabii dikkate aldım. Aileme çok yük olmamak için çabuk yoldan bir bankacılık sınavına girerek bankacılık yapmaya karar verdim. Bankacılık aslında çok farklı gene beceriler kazandıran bir meslek. Fakat o seneleri sizler belki hatırlamazsınız. Ben 3 sene 3 değişik bankada çalıştım. 3'ü de battı bankaların ama ben batırmadım. Ben tabii sıradan bir memurdum ama tabii ki o bankaların o batış süreçleri ve o şekilde yaşanan olumsuzluklar insanı bir miktar o işten uzaklaştırıyor. Bir an işsiz kalan insan, yaşanan sıkıntılar vesaire. Ve ondan sonra zaten kızıma hamile olduğum ortaya çıktığı zaman da çalışmaya bir sürü ara verme ihtiyacı oldu. Yani benim için zamanlama mükemmel gelişti diyebilirim. Deri sektöründe 10 sene kaldım. Hiç bilmeden girdiğim bir işte, evet çok başarılı olduk, hiç mütevazi olamayacağım. Ama hayat tabii ki çok çalışma. Ama biraz da şans lazım. Belki Türkiye'de deri sektöründe ucuz, kopya, bilmem taklit ürünlerden dünyaca ünlü markalara ürün yapan kaliteli ürünler pazarını biz başlattık, biz açtık. Hani bunu da gururla söylüyorum. Böyle başarılı bir işi niye bıraktığımın iki tane şeyi var. Bir tanesi, çocukluğumdan beri kendimi tarım ve hayvancılık yaparken görüyordum. Yani bütün okuduğum okullara, bütün şehirli kimliğime rağmen insanlar bence bir zaman sonra aslına dönüyor. Ve o aslınız da sizin aslında toprakla ilgilenen, hayvancılıkla ilgilenen bir gelenekten geldiğinize işaret ediyor. Ben bunun genetik kodlamamda önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer taraftan da deri sektöründe yapmam gerekenleri yaptığımı düşünüyorum. Yani çok başarılı olmuştum. Oradan sonra bir sonraki başarı yok zaten. Hani bir sonraki ulaşabileceğiniz bir hedef yoktu. Tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok alanı araştırdım. Rahmetli babamın emeklilik projesiydi. Burada küçük bir arazi almıştı. Bu bölgede çok mesela mandalina var. Mandalinadan bir şey üretilir mi? Konsantre olur mu? İşte insanlar, üreticiler satamıyorlar mandalinalarını diye. Birçok alana baktım. Hiç keçi çiftliği olmadığını ve Türkiye'de hiç böyle bir yatırımın yapılmadığını fark ettim. Onun da bir tane nedeni vardı. Keçi çiftliği yapmak zor. Keçiler zor hayvanlar, duygusal hayvanlar, daha farklı bir özenle bakılmaları gerekiyor. O zaman hissettim bana uygun bir iş olduğunu ve bir keçi çiftliği kurmaya karar verdim. Daha sonra da zaten daha önce elde ettiğim birikimlerimi sattım. Ailemin desteğini aldım, maddi manevi. Daha sonra bu yatırımı bu şekilde yaptım.
eski köye yeni adet getirme, icat çıkarma diyen bir toplumun aslında genel kanaati bilinenin dışında bir şey yapma. Halbuki bilinenin dışındaki bir şey yaptığınızda, iyi bir şey yaptığınızda, faydalı bir şey yaptığınızda birinci olmanın avantajıyla da başarıya daha kolay ulaşıyorsunuz. Yani bugün marka bilinirliği konusunda 100 tane aynı iş yapan markanın olduğu yerde 101. olarak siz o işi yaptığınızda farkındalık, yani farklılık yaratmak çok zor bir şey. Biz Keçi'de birinciydik. İlk defa böyle bir yatırım yaptık. Bilgisizlik var, tecrübesizlik var. Önünüzde model alabileceğiniz bir başka bu işi daha önce yapmış birisi yok. Böyle olunca çok basit bir şey. Mesela çiftliğin binaların yapılımından başlayarak birçok hatayı yaptığımı şimdi fark ediyorum ya da zaman içinde fark ettim. Onun dışında hayvan seçimimde fark ettim ki birçok hatam var. O dönemde aldığım hayvanların birçoğunda kan testi yapılmasına rağmen Türkiye'de hastalıklar, çok fazla hayvan hastalıkları çıktı. Başladığım zaman 250 civarında olan hayvan sayım belki 6 ay sonra 50'ye, 70'e, 100'e düştü. Yani bir yerde tekrar sıfırdan başlama gereği oldu. Ha, burada şeyin çok etkisi var diye düşünüyorum, kişiliğimin. Yani yenilen pehlivan güreşi doymazmış misali. Ben döndüm hatalarımdan ders alarak tekrar yeniden gücümü toplayıp bir daha bıraktığım yerden devam ettim. Yoksa pes etmek çok kolaydı tabii. Başta sütler çıktığında bana senin işte bir bardak balın olsun, sinek Bağdat'tan gelir falan gibi söylemler vardı. Yani sen süt üret, nasıl olsa satılır diye. İşin hiç öyle olmadığını gördüm. Bir zaman sonra bir süt çıkınca ortaya, bunu her gün içemezsiniz, konu komşuya dağıtamazsınız. Bari küçük bir mandıra kuralım da, mikro mandıra, bir şeyler üretelim diye başladık. Ama tabii o bir şeyler üretelim dediğiniz şey, sonra geldiğimiz noktada milyonlarca dolarlık bir yatırımın olması gereğiymiş meğer ki. Siz kim olursanız olun, ne kadar sermaye birikiminiz olursa olsun, Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülkede üretmek ve çalışmak zorundayız. Ve bizim yaptığımız bir yanlış vardı. Hep biz öneririz, akıl veririz, işte üretelim. Çalışalım. Şimdi ben çok seminere, konferansa falan gidiyorum ve oradaki konuşmaları dinleyince işte üretelim, yapalım, hayvancılıkta şu bu falan. Sonra bir tane kişi bakıyorsunuz içinden bunu yapan yok. Ben o konuşanlardan olmak istemedim. Ben fiilen yapan oldum. Onun için de bu seçimin bilinçli bir seçim. Yani ben evde parayı bankaya koyarak ya da başka bir yatırım yaparak hiç bu şeye katlanmadan hayatımı zaten sürdürülebilir durumdaydım. Yani buradan bir gelir elde edip de hayatımı sürdürmedim. Ama bana göre asıl marifet bu yatırımları yapıp birilerine de bir şekilde bu yolu açabilmekti. Ve ben onu yapmaya çok gayret ettim. Başardım ya da başaramadım. Bunu tabii zaman gösterecektir.